Evet dostlar, şimdi doğrunun analitik incelenmesinin klasik sorularına geldik arkadaşlarım. Burada mevzuyu çok iyi öğrenin. Yeni nesil sorularda da zaten bunların yeni nesil versiyonlarını biraz renklendirilmiş, boyanmış hallerini göreceksiniz dostlarım. O yüzden bunları da çok çok iyi öğrenin kardeşler. Her soru bankasında karşımıza çıkacak sorulardır bunlar. Birinci soru. Analitik düzlemde noktaları veriliyor. Buna göre ABC üçgeninin, bakın bir ABC üçgeni çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni çizdik. BC kenarına uzaklığı A köşesinin BC kenarına uzaklığı demek aslında bize sorduğu şey bu üçgenin yüksekliği ya da analitikten konuşursak da A noktasının şu BC doğrusuna uzaklığını soruyor bize dostlarım. Soru aslında bu. A noktasının BC doğrusuna uzaklığını bulun diyor bize. Şimdi bunu şöyle de deneyebilirsiniz. Önce bir resmini çizip deneyebilirsiniz dostlarım. Yani koordinat düzleminde bazen noktaları çok güzel veriyorlar. Bakın B orijin mesela. B noktası burada güzel. C 13'e 0, x'in 13, y'nin 0 olduğu yer. C burası. A noktası da 4'e 6. 4 burası olsun. 6 da şuralarda bir yerde olsun. İşte A noktası da burası. Bakın ABC üçgenini gördünüz. A noktasının BC kenarına uzaklığı zaten çıktı. Şurası 6. Cevap pat diye çıktı. Normalde ne yapacaktım? Eğer çizdiğimde böyle güzel bir üçgen çıkmamış olsaydı dostlarım, şunu yapacaktık. Biz B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemini yazacaktık. Doğru denklemini. Sonra da A noktasının bu doğruya uzaklığını bulacaktık. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülünden, 6. formülümüzden bulacaktık. Ama çizince işlem çok kısa sürede çıktı. İkinci sorumuz. Bakın burada yine formülümüz başta verilmiş bize. Bilmeyenler için yazılmış. Merkezi diyor 1'e 2 olan daire. Şimdi bir dairemiz var elimizde. Bakın bu aslında bir çemberin analitiği sorusudur bu arada. Çember analitiği konusunda da bundan bir sürü çözeceğiz aslında. Merkezi 1'e 2 noktası olan daireye bir doğru çizilmiş. Bu doğru teğetmiş dostlarım. X artı 2y artı 5 eşittir 0 doğrusu teğetmiş. Bize de diyor ki dairenin alanı. Şimdi dairenin alanı neydi dostlarım? Pi r kare. Yani bana aslında r'yi soruyor bu adam. Yarıçapını bul, alanı buluruz zaten. Peki yarıçapta merkezden teğet noktasına çizdiğim diklik yarıçap değil mi kardeşim? Bana yarıçap lazım. Peki yarıçap da aslında şu değil mi? Bakın şu resmi yorumluyorum. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı değil mi yarıçap dostlarım? İşte bizim yapacağımız işlem noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü kullanıp işi bitirmek. Hikayesi neydi? Kesir çizgisini çiz. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Şimdi mutlak değerin içine noktayı önce doğru denkleminde yerine yazıyorsun. Sonra doğru denklemini de getirip mutlak değerin içine yazıyorduk. X yerine 1, Y yerine 2 yazıyorum. 1 artı 4 artı 5 oluyor burası. Buraya da X'in katsayısının karesi yani 1'in karesiyle Y'nin katsayısının karesi yani 2'nin karesini yazıyorum. Burası 10 yaptı, burası da kök 5 yaptı. Bu bizim R'miz arkadaşlarım, yarıçapımız yani. Bize de dairenin alanı soruluyor. Formül şuydu, pi çarpı yarıçapın karesi yani 100 bölü 5. 100'ü de 5'e bölersem 20 pi geliyor sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz. Geldik üçüncü soruya. Analitik düzlemde alanı 4 birim kare olan ABCD karesinin. Tamam. Bir çizelim arkadaşlarım. Şimdi şöyle alfabetik sıraya göre A, B, C, D. Alanı 4 birim kare demiş. O halde bir kenarı 2 birim uzunluğunda diyelim şöyle.
A köşesi 2'ye 1'miş, tamam. Ve B ve D köşeleri şu köşegeni değil mi? B ve D köşeleri şu doğrunun üzerinde olduğuna göre diyor. Bakın şöyle bir doğru var B ve D. Bunun üstünde. Tamam. Bu doğrunun da hatta ismini de şuraya yazayım. X artı Y artı M eşittir 0 doğrusu. M aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Dostum biz şu noktanın şöyle köşegeninde diğer köşegeni de çizelim. Karede köşegenler birbirini ikiye bölüyordu. Birbirini ortalıyordu. Şunlar birbirine eşitti diyelim. 2, 2, 2 kök 2. Dolayısıyla kök 2, kök 2, kök 2. Yani biz aslında şunu bulduk arkadaşlar. A noktasının doğruya uzaklığını kök 2 olarak söylemişiz. Şimdi bunu bulacağız, bunu yazacağız. Noktanın doğruya olan uzaklığını yazıp kök 2'ye eşitleyeceğiz. Hadi yazalım. Yukarıda mutlak değer vardı, aşağıda karekök vardı. Karekökün içine x'in katsayısıyla y'nin katsayılarının kareleri, 1'in karesi 1'in karesi gelecek. Mutlak değerin içine noktayı doğruda yerine yazacaksın. Sonra getirip bunu da mutlak değerin içine yazacaktık. X yerine 2, y yerine 1 yazarsam 2 artı 1'den 3 artı m gelir. Ve bu da kök 2'ye eşitmiş dostum. Şimdi gerisini yapalım. Burası kök 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam kök 2 çarpı kök 2'den 2 eşittir mutlak değer 3 artı m'ye. Şimdi hemen bunu da nasıl açıyorduk? 3 artı m'yi bir 2'ye bir de eksi 2'ye eşitliyoruz. Buradan m eşittir 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Buradan da m eşittir eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 gelir. M hangisi olabilir diye sormuş. Eksi 1 olur, eksi 5 olur, eksi 1 şıklar da var. Dördüncü soru. Doğrusuna paralel olan, tamam burada durdum. Şimdi bu doğruya paralel olan bir doğrunun denklemini arıyorum ben dostum. Madem ki bu doğruya paralel, bu doğrunun eğimi, y'yi ben bu tarafa atsam, 2x artı k eşittir y. Y yalnız kaldığında da x'in katsayısı eğimdi ya, doğrunun eğimi 2. Benim aradığım doğrunun da eğimi 2. Çünkü doğrular paralelse eğimleri eşit olacaktı. O halde ben eğimi 2 olan bir doğru arıyorum. Bakın şıklar da hepsinin y yalnız bırakmış. Şunun x'inin katsayısı eksi 2. Demek ki bunun eğimi eksi 2. Diğerlerinin eğimlerine bakın hep 2. Şimdi doğrunun denklemi diyor ki bir de şu noktadan geçiyormuş bizim doğrumuz. Madem ki bu noktadan geçiyor yani bu nokta benim aradığım doğrunun üstünde. O halde denklemini sağlamak zorunda. Korsan yöntem yapıyorum arkadaşlar. Hiç formül kullanmadan çözüyorum. Madem ki denklemini sağlamak zorunda ben bütün şıklarda x yerine 1, y yerine eksi 3 yazarım. Bakalım hangisi sağlıyor. Şurası eksi 3 eşittir 1 yazarsam 2 artı 5. 7 eşittir eksi 3. Geç. Y yerine eksi 3 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. 2 eksi 2. 0 eşittir eksi 3 oldu. Geç. X yerine 1 yazıyorum. Y yerine eksi 3 yazıyorum. 1 yazarsam 2 artı 1'den. 3 eşittir eksi 3 oldu. Geç. Bakın buradan doğru cevap geldi bile ama biz yine ispatlayalım. Eksi 3 eşittir. X yerine 1 yazarsam 2 eksi 5. Eksi 3 eşittir eksi 3 oluyor. Doğrudur Denizli. Normalde ne yapacaktım? Y eşittir mx artı n formülünü kullanıyorduk doğru denklemini yazarken. M'yi bulduk. 2. Y eşittir 2x artı n yazıyorum o halde. Bir de noktasını biliyorum. Denklemi sağlatacağım. X yerine eksi 3. Y yerine 1 yazarsam. Eksi 5 eşittir n geliyor. Demek ki n yerine de eksi 5 yazacağız. Şu denklemde. Y eşittir 2x eksi 5'miş. Böyle de bulabilirdik arkadaşlar. Doğrusuna dik. Hoba. Dik deyince ne oluyordu? Eğimler çarpımı eksi 1. Şimdi bunun eğimini bulalım. 2y burada dursun. Eksi x artı 5 diye bunu bu tarafa atalım. Şey eksi 5 diye. 2'ye bölelim. Y eşittir. Eksi x bölü 2. Eksi 5 bölü 2. Peki eğimi ne oldu şimdi? Eksi 1 bölü 2 oldu. Birinci doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Peki benim aradığım doğrunun eğimi ne olacak? Eğimleri çarpımı eksi 1 olması için
2 olmalı ki, yani buna takla attırıp ters işaretlisini alıyorum. Yani hem çarpmaya hem toplamaya göre tersini alırsam çarpımları eksi 1 oluyor dostlarım. O yüzden hiç uğraşmadan diğerinin yani dik olan doğrunun eğimi 2 olacak dedim. Şimdi eğimi 2 olan doğru arıyorum. O halde A şıkkı iptal, B şıkkı iptal, Edirne şıkkı iptal. Peki bir de benim aradığım doğru 2'ye 2'den geçiyormuş. Hemen x yerine 2, y yerine 2 yazıyorum. Şu C şıkkını deneyelim. X'e 2, y'ye 2 yazdım. 4 eksi 2, 2 eşittir 2. Sağladı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Altıncı soru. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. Buna göre AB'nin orta dikme doğrusunun eğimi kaçtır diye bir soru sormuş bize. Önce resmi bir çizelim. Şimdi A burası, B de burası arkadaşlarım. Şimdi AB'nin orta dikme doğrusunu çiziyorum. Yani tam ortasından, AB'nin tam ortasından AB'ye dik olan doğruymuş arkadaşlarım. İşte bu doğru orta dikme doğrusudur. Kenar orta dikme demiştik hatırlarsanız üçgende merkezleri anlatırken. Orta dikme doğrusunun denklemini isteyebilir. Burada eğimini istiyor. İşimiz kısa sürecek yani. Peki bunun eğimini nasıl bulacağım hocam? Şimdi mavi doğruyla kırmızı doğru dik kesişiyor mu arkadaşlar? Peki dik kesişen iki doğrunun eğimleri nasıldı? Çarpımları eksi bir olacak. O halde sen önce AB doğrusunun eğimini bulacaksın. Bak iki noktasını biliyorsun. Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Burası 4 bölü 2 eksi 2'den eksi 2 gelir bunun eğimi. Orta dikmede buna dik olduğu için çarpımları eksi 1 olmalı. Nasıl çarpımları eksi 1 oluyordu? Çarpmaya ve toplamaya göre tersini alacaktım. 1 bölü 2 olacak o halde. Doğrunun eğimi. Evet, buna bakalım. AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemini istiyor bu sefer kardeşlerim. Hemen ne yapıyorduk şimdi? Şurada gösterelim. AB burada. AB'nin ortasından çizilen dikme demiştik, değil mi şöyle? O halde biz ilk önce şu orta noktayı bir bulalım. Sonra bunun eğimini bulalım. Eğim ve noktası belli, doğru denkleminden de denklemini yazarız. Orta noktayı nasıl buluyordum? Topla 2'ye böl. 8 ile eksi 2'yi topladım 6. 2'ye böldüm 3. 5 ile eksi 1'i topladım 4. 2'ye böldüm 2. 3'e 2 şu nokta arkadaşlarım. Şimdi bir de eğimini bulalım. Bunun için önce AB doğrusunun eğimini yazıyorum. Y'ler farkı 5'ten eksi 1 çıktı 6. Eksi 2'den 8 çıktı eksi 10. Yani eksi 3 bölü 5. O halde benim aradığım orta dikmenin eğimi bunun hem çarpmaya hem de toplamaya göre tersi olacaktı. 5 bölü 3. Şimdi noktasını bulduk. Eğimini bulduk. Bize de doğrunun denklemini yazmak düşüyor. İstersen de korsan yöntem yap kardeşim. Hangisinin eğimi 5 bölü 3 diye önce şıkları ele, sonra hangisi noktayı sağlıyorsa doğru cevap odur deyip işaretlersin. Ya da ben şimdi normal denklem yazma formülünde kullanalım artık, değil mi? Şöyle. Y eşittir mx artı n'den yazıyorduk. Şimdi m'i biliyoruz. 5 bölü 3 x artı n. Şimdi noktayı yerine yazıp n'i bulacaktık. Y yerine 2 yazıyorum. X yerine 3 yazarsam 5 olur burası. Artı n. Eksi 3 eşittir n geldi. Şimdi şurada n de yerine yazıldığında cevap geliyor. Y eşittir 5x bölü 3. N de eksi 3'tü. İşte doğru cevap bu. Tabii şıklarda rasyonel olmaz. Biz bunu 3 ile genişletelim. 3y olur. Eşittir. 3 ile çarparsam 5x olur. Eksi 9 olur. Hepsini de bir tarafa toplayalım arkadaşlarım. 3y'yi buraya alalım. 0 eşittir. 5x eksi 3y eksi 9. 5x eksi 3y eksi 9. İşte Adana'da var doğru cevabımız. Orta dikmesinin denklemi nedir diye soruyor. Artık alıştık arkadaşlarım. Şimdi bir daha gösterelim ya da ya. İyice belki direkt sadece bu soruyu izleyen arkadaşlar olabilir. O yüzden burada da anlatalım. Şimdi orta dikme şuydu arkadaşlarım. Bu doğrunun denklemini arıyoruz. Önce orta noktadan A ile B'nin ortasına şu noktayı buluyoruz. Toplayıp 2'ye bölelim. 4, 2 daha 6, 2'ye böl 3. 1, eksi 3 daha eksi 2, 2'ye böl eksi 1. Şimdi orta noktayı bulduk. Yani doğrunun üstündeki bir noktayı bulduk. Şimdi eğimi bulacağız. Eğimi de önce AB'den buluyorum. AB'nin eğimini buluyorum.
1 eksi eksi 3'ten 4, 4 eksi 2'den 2, 2 çıktı eğimi. Neyin eğimi? AB'nin. Buna dik olduğu için bizim doğrumuzun orta dikmenin eğimi hem çarpma hem toplamaya göre tersi demiştik. Eksi 1 bölü 2 oluyor. Eğimi ve noktası belliyse doğru denklemini yazıyorum. Y eşittir eğim çarpı x artı n. Noktayı da yerine yazıp n'i buluyorum. Eksi 1 eşittir. 3 yazarsam eksi 3 bölü 2 artı n. Eksi 3 bölü 2'yi buraya alalım. 3 bölü 2 eksi 1 olur. Eşittir n. Buradan 2, 1 bölü 2 çıktı n. Şimdi denklem şu oldu o zaman. Y eşittir eksi x bölü 2 artı n. 1 bölü 2 yani. 2 ile de genişletelim. 2y eşittir eksi x artı 1 oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. 2y artı x eksi 1 eşittir 0 dedim. Bursa'dan geldi cevabımız. Köşe koordinatları olan ABC üçgeninin A köşesinin BC doğrusuna en yakın noktasının apsisi nedir? Bakın şu şimdi. Şekli bir çizelim. Benzerini çözdük diye hatırlıyorum. ABC üçgeni var. A köşesi, B köşesi, C köşesi. BC A'nın BC'ye şöyle A'nın BC doğrusuna en yakın noktasının BC'ye en yakın noktası burası. Bunun da apsisini soruyor bize dostlarım. A köşesinin BC doğrusuna en yakın noktasının ABC üçgeninin A köşesinin BC'ye en yakın noktasının apsisi. Yani A'nın en yakın noktasının apsisi soruyorsa cevap direkt 4. A'nın buraya en yakın apsisi 4 zaten de. Hani neyi sorduğunu da tam anlamadım ama bir bakalım ya ne geliyor buradan. Eksi 1'e 5 diyelim. C'de 2'ye 2. Bunu bir koordinat düzleminde çizelim mi? Belki daha kolay görürüz. 4'e 4 demiş. 4'e 4. A burası. C 2'ye 2. 2'ye 2. C şurası. B de eksi 1'e 5. Eksi 1'e 5. B de burası arkadaşlarım. C de şurasıydı. Şöyle bir üçgen. A'nın BC'ye en yakın noktasının BC doğrusuna en yakın noktasının apsisi kaçtır? BC doğrusunun bence A'ya en yakın olduğu noktayı soruyor. Şu noktayı bunun apsisini soruyor bence arkadaşlarım. Yani böyle olması lazım sorunun ki bir şeyler yapabileyim diye düşünüyorum. Galiba bundan bahsediyor bizim için. Bilmiyorum. Tam anlamadım. En yakın noktasının apsisi kaçtır? BC doğrusuna en yakın noktasının ABC üçgenin A köşesinin BC doğrusuna en yakın BC şurası. En yakın noktasının en yakını da şurası oluyor galiba. Ya da şuradan bir diklik çizdiğimde şu noktadan en yakını olan A'nın zaten sorduğu için direkt apsisi 4 dersin. Şunun cevabı 4 olur. Tamam biz bir şu BC'nin şeyini bulalım. Doğrusunun denklemini bir bulalım ya. Bir kendimiz bir çözmeye çalışalım arkadaşlarım. Bakalım neler olacak görelim tamam mı? BC doğrusunun denklemi. Önce BC'nin eğimini buluyorum. Hadi bulalım. Ne diyeceğiz? 5 eksi 2'den 3. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3. Eksi 1 geldi. Peki A'dan inen bu dikliğin eğimini bulalım. Şunun eğimi. Dik kesiştikleri için takla attırıp ters işaretlisini aldım. Bunun da eğimi 1. Şimdi BC'nin denklemini yazıyorum. Eğimi eksi 1 olduğu için y eşittir. Eksi 1 x artı n. Şu noktayı yerine yazalım. Y yerine 5, x yerine eksi 1 yazarsam 4 eşittir n. Yani birinci doğrumun denklemi y eşittir. Eksi x artı 4. Bu BC'nin eğimi. BC'nin denklemi. Şimdi şu A'dan inen dik doğrunun denklemini bulacağım arkadaşlarım. Eğimi 1, y eşittir x artı n olacak. 4'e 4'ü yerine yazıyorum. 4 eşittir 4 artı n'den n eşittir 0 geliyor. Yani y eşittir x doğrusu çıkıyor bu da. Bu da ikinci doğrunun denklemi. Şimdi bunların kesiştikleri nokta şurası. Hadi gelin y yerine x yazalım değil mi? Bu y eşittir x ya. Yerine koyma yapıyorum. X eşittir. Eksi x artı 4 geliyor. Buradan 2x eşittir 4. X eşittir 2. Yani şu kesim noktalarının apsisi 2. Ya benim anladığım bu arkadaşlar. Bize sorduğu şey bu olsa gerek diye düşünüp apsisini 2 buldum. Cümlesinde sadece biraz hata vardı. Tamam mı kardeşlerim? Doğruları
Y ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre. Bakın, hem kesiştikleri yeri vermiş Y ekseni üstünde, hem de nasıl kesiştiklerini vermiş. İki işlem yapacağız. Bir kere buradan eğimleri çarpımı eksi 1 diyeceğiz. Peki hemen şunun eğimini bulalım. X'in katsayısının ters işaretlisiydi. Eksi M, Y'nin katsayısı. Bunun eğimini bulalım. X'in katsayısının ters işaretlisi Y'nin katsayısı. Eğimleri çarpımı, yani eksi M bölü 3 ile eksi 1 bölü N'in çarpımı eksi 1 olacak. Şunlar artıya dönüşür. M bölü 3N eşittir eksi 1. M eşittir eksi 3N gelir buradan. Bu 1. Dik kesişmeyi kullandım. Şimdi bir de bu doğrular şöyle Y ekseninin üstünde dik kesişiyorlarmış. Bakın doğruları şurada çizeyim. Şurada mesela Y ekseninin üstünde kesişiyorlar. Şimdi burada öyle bir nokta var ki arkadaşlarım. Y ekseni üstünde olduğu için apsisi kesinlikle sıfır. Ordinatını bilmeyiz. K diyelim. Ama bu noktanın diğer özelliği de şu. İkisinin de üstünde. İkisinin de denklemini sağlamak zorunda. O halde ikisinde de x yerine 0, y yerine k yazıyorum dostlarım. Hadi üsttekinde yazalım. X'e 0 yazdığımda 0, y'ye k yazdığımda 3k eksi 6 eşittir 0, 3k eşittir 6, k'yı 2 buldum. Meğersem bu nokta 0'a 2'ymiş. Şimdi diğerini de sağlayacak. X'e 0 yazdığımda, şurada yapıyorum, 0, y'ye 2 yazdığımda 2n eksi 4 eşittir 0, 2n eşittir 4, n eşittir 2 geldi. Bakın n 2 ise eksi 3 ile 2'nin çarpımı, yani eksi 6'da m oldu. Bana da ikisinin çarpımını soruyor. Eksi 12'dir doğru cevap. Noktaları doğrusal olduğuna göre çözdük bu sorudan. Daha önce birçok kez ilk videomuzda doğrunun analitiğinin eğimler ikişer ikişer eşit olacak demiştik. Eğer 3 nokta aynı doğru üstünde ise ikişer ikişer eğimleri eşit. Şimdi A ile B arasındaki eğimi buluyorum. Sonra B ile C arasındaki eğimi bulup eşitleyeceğiz. Hadi bulalım. 5'ten 4 çıktı 1 bölü 3'ten 7 çıktı eksi 4 eşit olacak. 4'ten k çıkacak 4 eksi k. 7'den de 1 çıkacak 6. İçleri dışları çarpıyorum. 6 eşittir. Eksi 16 artı 4k. Buradan 22 eşittir 4k. 22 bölü 4 eşittir k. Yani 11 bölü 2 geldi cevap. 12. soru. A noktası D1 doğrusu üzerinde. Tamam. B ve C noktaları D doğrusunda ABC eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Bakınız bir ABC eşkenar üçgenmiş bu arkadaşlarım. 60 60 60'ı göstereyim. A köşesi şöyle bir doğrunun üstünde. B ve C köşeleri şu doğrunun üstünde B ve C. Ve dikkat edin bu doğrular birbirine paralel. X'lerin oranı 1, Y'lerin oranı 1. Eşit oldukları için paralel doğrular. Peki bize neyi soruyor? Alanını. Şimdi biz bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulsak şunu. Bu bulduğumuz uzaklık eşkenar üçgenin yüksekliği oluyor mu dostlarım? O zaman işimiz kolay. Hadi gelin şu iki doğru arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. Mutlak değerin içine sabitler farkı, yani eksi 8, eksi, eksi 2. Buraya da x'in katsayısıyla y'nin katsayısının kareleri toplamı geliyor. Burası eksi 8 artı 2'den eksi 6, dışarıya 6 diye çıktı. Burası da kök 2. Yani 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2'dir yüksekliğimiz. Eşkenar üçgenin yüksekliğini 3 kök 2 bulduk dostlarım. Yani 60'ın karşısını 3 kök 2 bulduk. 30'un karşısı ne oluyordu? Bunun kök 3'e bölünmüş hali olacak. Yani 3 kök 6 bölü 3. Yani kök 6. O zaman bu da kök 6. Bakın bir kenar 2 kök 6 geldi dostlarım. Şimdi eşkenar üçgenin alanını soruyor. İster formülü kullan, istersen de hocam yükseklik 3 kök 2. Taban 2 kök 6 çarp 2'ye böl. Gitti gitti. Ne kaldı geriye? 3 çarpı kök 12 oldu değil mi? Kök 12 de 2 kök 3'tür. 3 çarpı 2 kök 3'ten 6 kök 3 geldi. Adana'dan çıktı sorunun cevabı. 13.
Çizilebilecek en büyük karenin alanını soruyor dostlar. Şöyle elinizde iki tane paralel olan, değil mi? Bakın x'lerin katsayıları 1 bölü 1, y'lerinki 2 bölü 2. İkisi de 1 çıkıyor, eşitler. Paralel doğruların arasına çizilebilecek en büyük kare dediğimiz şey işte iki kenarı doğruların üstünde olan karedir ki bana da buradaki karenin alanını, ben bir kenarını bulacağım. Alanı neydi? Bir kenarın karesi, h kareydi. O yüzden biz önce bir kenarını bulalım ki bu kenar da bu iki doğru arasındaki uzaklığa eşittir, değil mi dostlarım? Hadi iki doğru arasındaki uzaklık, yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. 13 eksi eksi 2'den 15. Buraya da 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. 15 bölü kök 5. Şimdi bu h. Alanını sorduğu için bunun karesini alacağız dostlarım. Hemen 15'in karesi 225, kök 5'in karesi de 5. Cevap bu. Bölelim 4, 5, 45 geliyor sorumuzun cevabı. Şekilli bir sorumuz var arkadaşlarım. D doğrusunun eğimini soruyor. Bir doğrunun eğimi neydi? X ekseniyle sağ tarafta yaptığı şu açının tanjantıydı dostlarım. Şimdi AK KD'ye eşitmiş. O halde şuna biz K dersek bu da K. Burası 2K. Karenin bir kenarı 2K oldu. Bu da 2K. Dostum şu kelebek üçgeni görsenize bakın. Şurada bir kelebek üçgenimiz var. Ve oranları 1'e 1. Gördünüz mü K'ya K? O halde paralellerin de oranı 1 olacak. 2K ise bu da 2K olacak. Bakın şu üçgenden de açının tanjantı çıktı. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2 geldi dostlarım. D doğrusunun denklemi nedir diye soruyor. Kareymiş bu. Önce bildiklerimizi yazalım. Şimdi 9 dediğimiz şey bu noktanın x'e olan uzaklığı. Demek ki karenin bir kenarı 9, 9, 9. 15 dediğimde bu noktanın y'ye uzaklığı. Şurası 15 olacak. O halde burası 6, 6. Şimdi benden bu doğrunun denklemini istiyor arkadaşlarım. Şuradaki açının tanjantı eğimi verecek ama ters işaretlisi. Çünkü soldaki açıdan buluyorum betadan. 9 bölü 6 tanjant betadır. 9 bölü 6 yani 3'e bölersem 3 bölü 2. Bana bu açının tanjantı lazım. O zaman bunun eksilisi olacaktı, değil mi? Demek ki eğim eksi 3 bölü 2'ymiş. Tamam. Peki bir tane de noktası lazım. Aha sana orijinden geçiyor. Sıfıra sıfır. İşte eğim belli, nokta belli. Denklemini yazarsın her türlü. Bakın ya da hemen y'yi yalnız bırak. Bak eksi 3 bölü 2 geliyor buradan. Eğimi geldi, sağladı. Cevap bu arkadaşlarım da diyebilirsiniz. Karesi y eşittir x doğrusu üstündeymiş şurası. Demek ki bu y eşittir x doğrusu neydi? 45-45 bölüyordu, değil mi? Birinci açı ortaydı diğer ismi. Burası 45. Kare ise 90. Burası da 45. Bu m dediğim şey şuradan aşağı inen diklik. M 12 dediğimde bunun x, y eksenine uzaklığı. Şuranın tamamı da 12. Yani şurası 12 arkadaşlarım. Şimdi 45, 90, şurası da 45, burası da 45, buraya da m kaldı. Bakın karenin bir kenarı ne çıktı bu durumda? M kök 2. O halde bu da m kök 2. Burada da 45, 45, 90 var. M kök 2. Kök 2 katı olacak 2m. Yani 3m'yi biz 12 bulduk. Demek ki m4. Neyi soruyor? Karenin alanı. m4 ise karenin bir kenarı 4 kök 2 çıktı. 4 kök 2. Alanı da neydi? Bunun karesi. 16 çarpı 2'den Edirne'yi paketledim. 17. sorudayız arkadaşlarım. Dikdörtgen var. Y eşittir. X bölü 8 doğrusu var. Şu y eşittir. X bölü 8. Bu da y eşittir. X bölü 2. Peki. A 2'ye 0 mı? Şurası 2 birim o halde. Alan ABCD nedir diye de bir soru soruyor dostlar. Şimdi böyle verdiği zaman doğrunun denklemini yani y eşittir bir şey diye verdiğinde ben eğimden çözmeyi seviyorum. Şimdi bu y yalnızken eğimi 1 bölü 2 değil mi bunun kardeşim? Yani ben şuraya k dersem bak şu açının tanjantıydı ya eğim dediğimiz şey. Tanjant. Demek ki şu karşısı 1, komşusu 2. Yani buranın 1 olduğunu söyledim hemen. Ya da şu dik üçgenden konuşursam, şuradaki dik üçgenden karşısı k, komşusu 2k.
Şurası da 2K. Şimdi bunun eğimini söyleyelim. Bununki ne? D1 x bölü 8'miş arkadaşlar. Çok pardon. X bölü 2 buydu değil mi? Heh. D1 x bölü 8. Tamam, şimdi oldu. Burası 1 değil o zaman. K'ya 8K olacak. Şimdi oldu. Burası 8K. Tamam. Bunun eğimi 1 bölü 2'ydi değil mi? Şu doğrunun. Yani şuradaki açının tanjantı 1 bölü 2. O halde buranın tamamı 1. Burası 1 ise tabii ki bu da 1. O halde bu da 8. 2 burada. Şuraya 6. Şuraya 6 kaldı. Alanını soruyor bize dikdörtgenin. 6 çarpı 1'den 6'yı paketledim. Buna bakalım. Şimdi şurası 2, şurası 8. Orijin dikti. Dikdörtgen olduğu için dik. Bak, diklikten diklik indi. Öklit. H kare 2 çarpı 8'den 16'dır. H 4. B noktasının koordinatları. Şimdi bu köşeden köşegene inen 4 ise bu köşeden de köşegene inen 4'tü. Hatta şurasıyla burası eşitti 2. Şu araya da ne kaldı? 6. Bakın B'nin apsisi dediğim şey şurası. Y'ye uzaklık 6. Ordinatı dediğimde X'e uzaklık 4. Ama dördüncü bölgede olduğu için Y'ler negatif olacak. 6'ya eksi 4. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti dostlarım. 19. ABCD düzgün altıgeninin merkezi orijindedir. D noktasının apsisi 4. Apsis neydi? Y'ye uzaklık. Burası 4. Tam merkez orijinde olduğu için simetri ekseni olmuş burası. Bu da 4. Demek ki bir kenar 8. C noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Bak, C'nin Y'ye uzaklığı 4. Demek ki apsisi 4. Ama hangi bölgedeyiz dostlarım? Üçüncü bölgedeyiz. Demek ki apsisi negatif olacak. Eksi 4. Apsisi eksi 4. Zaten şu gitti, şu gitti. Şimdi ordinatını bulalım. Bakın, şu kısa köşegendi dostlar. Kısa köşegen bir kenarın kök 3 katıydı. 8 kök 3. Hatta burası simetri ekseni olduğu için 4 kök 3, 4 kök 3. Bak, C'nin x eksenine uzaklığı 4 kök 3. Demek ki ordinatı 4 kök 3 ama üçüncü bölgede olduğum için eksi 4 kök 3. Demek ki cevap Adana. Eşkenar dörtgenmiş. OB, AO'nun 3 katıymış arkadaşlarım. Şuraya K dediğimde şurası 3K'ymış. Değil mi? AO'nun 3 katı OB. Evet. Bir kenar 4K oldu. O halde şunlara 4K da yazayım ben, eşkenar dörtgen olduğu için. C'nin noktasının ordinatı 15'miş dostlar. C'nin ordinatı dediğim şuradan aşağı inen diklik 15'miş. Yani şurası 15'miş. Alan ABCD nedir diye soruyor. Dostlar gelin şuradan bir Pisagor yapalım. 4K'nın karesi 16K kare eşittir. K'nın karesi artı 15'in karesi 225. Bunu buraya attık. 15K kare eşittir 225. 15'e böldük. K kare eşittir 15. K eşittir kök 15. Demek ki benim bir kenarım K kök 15 ise 4 kök 15 oldu. Alanı neydi? Eşkenar dörtgenin yükseklik yani 15 çarpı taban yani 4K yani 4 kök 15. Buradan da 60 kök 15 sorunun doğru cevabı geldi. D doğrusunun denklemi nedir diye soruyor. Burası da dikmiş dostlarım. Bize de şu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Şimdi Can kardeşim, şu OP'nin eğimini bulabilirim. Bunun da koordinatları 0'a 0. Y'ler farkı 4 eksi 0, x'ler farkı 2 eksi 0'dan cevap 2. Bunun eğimi 2. Peki AB buna dik olduğu için AB doğrusunun eğimi ne olacak? Hem çarpmaya hem de toplamaya göre tersi olacak. Eksi 1 bölü 2 olacak. Bir de noktasını biliyorum. 2'ye 4. Onu da yazalım. 2'ye 4. Denklemini yazarız her türlü. Hadi yazalım. Y eşittir eğim çarpı x artı n. Şimdi x yerine 2, y yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir 2 yazarsam eksi 1 artı n. 5 eşittir n geldi. Demek ki doğrumun denklemi şöyle oluyormuş. Y eşittir eksi x bölü 2 artı 5. 2 ile genişletiyorum. 2y eşittir eksi x artı 10. Düzenliyorum.
Eksi x'i buraya alacakmışız. Bakın şıklar da şöyle. Zaten x artı 2y eşittir 10 var. Hemen işaretledim. Yukarıdaki hangi d doğrusu ABCD karesinin A köşesinden geçmektedir. Karenin alanı 16. O halde bir kenar 4. 4, 4, 4. Bakın bu A noktasının x'e uzaklığı 4. Ve dördüncü bölgede A'nın ordinatı 4 ama eksi 4'tür. Çünkü dördüncü bölgede. Peki A noktası bunun üstündeyse denklemini sağlayacak. Hadi gelin apsisine K diyelim. Getirip burada yerine yazalım. 2K eksi 4 eşittir 4. Demek ki 2K eşittir 8. K'yı da 4 bulduk. Demek ki bunun apsisi de 4'müş arkadaşlarım. Şurası da 4'müş. C noktasının apsisi kaçtır? C'nin apsisi 4. 4 de buradan 8'dir dostlarım. Evet, 23 numaradayız. Noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi. Şimdi ben burada bir mola vereceğim arkadaşlarım. Sonrasını moladan sonra çözeceğim. Bir durdurayım da bakalım neler olacak. Evet, devam dostlar. Şimdi noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Bakın nasıl çözüyorum bunu dostlar. Şimdi bunlara eşit uzaklıkta olan nokta, şu ikisine de şöyle eşit uzaklıkta olan nokta K olsun. X, Y diyelim bu K'ya. Bunlara eşit uzaklıkta. Yani biz K'nın A'ya olan uzaklığını, K'nın B'ye olan uzaklığına eşit diyebiliyoruz. Şimdi hemen K'nın A'ya olan uzaklığını yazıyorum. Kök içinde x'ler farkının karesi, yani x eksi 3'ün karesi artı y'ler farkının karesi, y eksi 4'ün karesi. Bu K'nın A'ya olan uzaklığı. Şimdi B'ye olan uzaklığını yazalım. X'ler farkı x eksi 5'in karesi artı y artı 2'nin karesi diye yazdık. Şimdi iki taraftaki kök gitti. Şunları da açalım dostlarım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyelim eşittir. Yine birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı birincinin karesi, şuradan devam ediyorum. İkincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dedim. Şimdi bunu hemen şöyle x kare y kareleri sadeleştirdik. Burası 16, 9 daha 25 mi yaptı arkadaşlarım? 25 eksi 6x eksi 8y. Burada da 25, 4 daha 29 eksi 10x artı 4y kaldı. Bir araya topluyorum hepsini. 25'i bu tarafa atalım. 4. Bunları kullandım. Eksi 6x'i bu tarafa atalım. Eksi 4x. Eksi 8y'yi bu tarafa atalım. 12y. Bakın burada da 0 kaldı. Hepsi 4'e bölünüyor. 0 eşittir 1 eksi x artı 3y. Cevabımız bu. 3y eksi x artı 1. 3y eksi x artı 1 işte burada dostlarım. Bunun daha kolay bir çözümü var mı? Var tabii ki kardeşler. Orta noktayı bulup denklemi sağlatabiliriz. Orta dikme doğrusundan eğimi bulup sağlatabiliriz. Böyle çözen arkadaşlarımız da var. Garanti çözüm budur. Ben bunu yapmayı tercih ediyorum. Bakın bir tane daha var. Burada videoyu durdurun. Siz çözün bence. Hemen ne yapacağız? Sonra bak yaptığınız olmadı. Benim çözümü izleyin dostlarım. K noktası x, y diye seçiyorum K'yı ve A'ya ve B'ye olan uzaklıklarını eşit yazıyorum. Şimdi iki tarafta da kök olacağı için kökler sadeleşecek. Orayı es geçiyorum. Direkt x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi diye yazdım. Eşittir. X artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi. Kare kökleri var ama sadeleşecekleri için yazmadım. Şimdi burayı açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2x artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorum. Burayı açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8y. Y kare, x kare, y kare, x kareyi götürdü. Burası 4, 1 daha 5 eksi 2x artı 4y. Burası 9, 16 daha 25 eksi 8y artı 6x. Şurası x.
Oldu. Şimdi toparlayalım. 5'i buraya atalım. 20. 4y'yi buraya atalım. Eksi 12y. Eksi 2x'i buraya alalım. 8x. Eşittir 0. Hepsi 4'e bölünüyor. 0 eşittir 5 eksi 3y artı 2x oldu dostlarım. Hangi şıkkımız da var? Hepsini sol tarafa toplarsam 3y eksi 2x eşittir 5 olur. 3y eksi 2x eşittir 5 Bursa'da var. Noktaları veriliyor. AB'nin orta noktalarının geometrik yeri. Bakın bu sefer noktaları bize parametrik vermiş. Yani k'lı vermiş dostlarım. Önce orta noktalarını bulalım. Orta nokta nasıl bulunuyordu? X'leri topla. 5k, k daha 6k. 2'ye böl 3k. Y'leri topla. Toplarsam 2k eksi 2 ile 6'nın toplamı 2k artı 4. 2'ye bölersem k artı 2. Şimdi orta nokta bu. Bakın nasıl buluyorum? Noktaların parametrik verildiğinde geometrik yer denklemini şöyle yapıyorum. Bu x, bu y. Şimdi x neymiş? 3k. Y neymiş? K artı 2. Birinden k'yı çekiyorum. Mesela burada bakın y eksi 2 olur k. Getirip diğerinde yerine yazıyorum. X eşittir 3 çarpı y eksi 2. Yani x eşittir 3y eksi 6. Hepsini bir tarafa toplayalım. X eksi 3y artı 6 eşittir 0. Denizli şıkkında mevcut dostlarım. Bakın benzer soru. Yine x'i ve y'yi parametrik olarak vermiş. Bunların denklemini istiyor. Hadi birinden m'yi çekelim. Mesela şurada y artı 2'dir m. Getirip burada yerine yazıyorum. X eşittir 2 çarpı m yerine y artı 2 yazıyorum. Artı 1. X eşittir 2y artı 4 artı 1. X eşittir 2y artı 5. 2y'yi buraya alacağım. X eksi 2y eşittir 5. Bursa şıkkında var. Doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir diye soruyor. Evet, 27'den devam ediyorum dostlarım şimdi. Bakalım ne diyormuş bu 27 numaralı soru. Doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir diye soruyor. Şimdi böyle iki doğruya eşit uzaklıkta noktaları aradığın zaman dostum, öncelikle şu doğrulara bir bakalım, paraleller mi değiller mi diye. Bakın x'lerin oranına bakın. 3'e eksi 3, 3 bölü eksi 3'ten eksi 1'dir. Y'lerin oranı da eksi 2 bölü 2'den yine eksi 1'dir. Yani bizim doğrularımız paralel. Şekil şöyle olacak. Doğrulardan biri bu. Diğeri de şu olacak dostum. Ve bu iki doğruya eşit uzaklıktaki noktalar. Bakın işte o noktalardan biri bu. Hem bu doğruya uzaklığı hem de bu doğruya uzaklığı aynıymış. Veya diğer nokta bu ki bu şekilde sonsuz tane nokta çizebilirim ben dostum. Bakın şu sonsuz tane noktadan bahsediyorum. Şu arada milyarlarca nokta var. İşte bu noktaları birleştirdiğinde oluşan şeklin denklemini istiyor. Bu iki doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bir doğrudur. Bu geometrik yerleridir. Bunun denklemi de geometrik yer denklemi olacak arkadaşlarım. Peki nasıl çözeceğiz hocam bu soruyu? İnanılmaz kolay dostlarım. Şuradaki noktalardan birini gönüllü seçiyorum. K noktası x, y olsun diyerek başlıyorsunuz. Her seferinde k, x, y diyeceksiniz. K'nın birinci doğruya uzaklığı, ikinci doğruya uzaklığına eşitmiş. K'nın birinci doğruya uzaklığı, K'nın ikinci doğruya uzaklığına eşit olacakmış dostlarım. Hadi şimdi eşitleyelim bunları kardeşlerim. Noktanın doğruya olan uzaklığını yazıyorum şimdi dostlar. Şöyleydi formül. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. İkinci doğruya uzaklığını da yine yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök olarak yazacağım. Karekökün içine doğrunun apsisi ile ordinatının karelerini topluyorduk. Yani 3'ün karesi 9, eksi 2'nin karesi 4. Burada da 2'nin karesi ile 3'ün karesini toplayacağım. 9 artı 4. Bakın paydalar zaten sadeleşiyormuş dostlarım. Gitti bunlar. Peki mutlak değerin içine ne yazacaktık? Doğrunun denklemini dostum. Şu eşittir'e kadar olan kısmını yazacağız. Ama noktayı da içine yazacaktık. Nokta zaten x'ye. Direkt yazıyorum o zaman doğrunun denklemini. 3x eksi 2y artı 15. Bunu yazalım. 2y
-3x artı 5 diyelim. Şimdi iki tane mutlak değer birbirine eşit. Ne yapacağım dostum? Bunları bir aynen çıkartacağız ilk önce. Şöyle 3x eksi 2y artı 15 eşittir 2y eksi 3x artı 5 diyelim. Bunu bir toparlayalım. Eksi 3x'i buraya alalım, 6x. 2y'yi buraya eksi 4y yapalım. 5'i de buraya alalım, artı 10 eşittir 0 diyelim. 2'ye böldüğümde de 3x eksi 2y artı 5 eşittir 0. Şimdi bu birinci denklem çıkacak. Hemen bir de bunlardan birini artı birini eksi yapacağız dostlarım. Baştakini şunu artıyla çarpalım. Bunu da eksiyle çarpalım. 3x eksi 2y artı 15 eşittir. Bunu da eksiyle çarpıyorum. Eksi 2y artı 3x eksi 5. 2y 2y 3x 3x bakın 15 eşittir. Eksi 5 çıktı. Buradan çözüm kümesi boş küme geldi dostlarım. Demek ki doğru cevap buymuş. Buradan da bir denklem çıkabilirdi. Eğer bunlar paralel olmasaydı, yani kesişen iki doğru olsaydı, bu sefer iki denklem çıkacaktı. İkisi de doğru cevap olacaktı dostlarım. Peki şimdi buradan hangisi var şıklarda? 3x eksi 2y, 3x eksi 2y artı 5. İşte burada dostlarım, sorumuzun doğru cevabı buradan geldi kardeşler. Şimdi burada biraz daha konuşmak istiyorum dostlarım. Bakın bu doğrular paralel değilse, bu sefer şunu sorabilirdi. Yani yine aynı cümleyle doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir diye de sorabilirdi. Ya da cümleyi şöyle değiştirebilirdi. Doğrularının açıortay denklemlerinden biri nedir diye de sorabilirdi. Bakın iki doğru kesişmiyorsa şöyle olacaktı. Kesişiyorsa şöyle olacaktı. Ve bunların açıortay denklemlerinden biri şu. Ve sen biliyorsun ki açıortayın üstündeki bütün noktaların kollara olan uzaklıkları eşitti dostlarım. Yani kesişen doğrularda soruyu iki cümleyle sorabilir. Birinci cümle şunun aynısıdır. Doğrularına eşit uzaklıktaki işte bu noktaların geometrik yeri diye sorabilir. İkinci cümle ise doğrularının açıortay doğrularından birinin denklemi nedir diye sorabilir. İki tane açıortayı çıkar çünkü bunların biri yeşil olan, biri de bakın şurada da bir açıortay denklemleri vardır. Bir doğru da buradan çıkar. İki cevap çıkardı. İkisi de hangisi şıklardaysa onu işaretlerdi. Peki hocam hep şunları yapacağız mı her seferinde? Açıortay da dese yani bunlar kesişen doğrularda olsa, paralel doğrularda olsa şöyle yapabilirsiniz dostlarım. Ben şöyle çözüyorum bunları. Hani şuradaki işlemi biraz daha kısaltmak adına bu ikisini önce alt alta topluyorum. Sonra alt alta çıkartıyorum. Toplayalım 3x. Eksi 3x daha 0. Eksi 2y. 2y daha 0. 15, 5 daha 20 eşittir 0. Buradan bir denklem gelmedi. Şimdi çıkartıyorum dostlarım bir de bunları. Bakın ne dedim? Bir topluyorsunuz, bir de çıkartıyorsunuz. Şurada bulacağınız iki şeyi zaten buluyorsunuz dostlarım. Çıkartalım. 3x eksi eksi 3x'ten 6x. Eksi 2y, eksi 2y daha eksi 4y, 15 eksi 5'ten de 10 eşittir 0. İşte bakın şurada bulduğum cevabı zaten hemen buluyorum dostlarım. Evet geçtim bir sonraki sorumuza. Bakalım orada ne var? Doğrusuna bir birim uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir doğru var elimizde dostlarım. Bu 3x artı 4y eksi 7 eşittir 0. Şimdi bu doğruya bir birim uzaklıktaki noktalar işte birisi bu. İşte ikincisi bu. Üçüncüsü bu diye bu şekilde sonsuz tane şurada bir birim uzaklıktaki noktalardan var. Bunun aynısından bir de aşağı tarafında var. Bakın bir birim uzaklıktaki nokta. İşte bir birim uzaklıktaki nokta. Burada da yine sonsuz tane nokta var. İki tane bu doğruya bir birim uzaklıkta iki adet doğru çıkar karşımıza. İşte onları şurada gösterdim dostlarım. Ve bu doğruların da bu mavi doğruya paralel olduğunu biliyoruz dostlar. Biz bunlar da madem ki paralel denklemleri 3x artı 4y
artı k şeklinde bir denkleme sahip olacaklar. Şimdi gelin buradaki k'yı bulalım. Bakın hepsine dikkat edin. 3x artı 4y'dir. Bir tek sabit sayıları farklı görüyorsunuz. Amacımız bu sabit sayıyı bulmak. Peki nasıl bulacağız hocam? İki doğru arasındaki uzaklığı 1 diyebiliyoruz. Hadi o zaman iki doğru arası uzaklık formülünü yazalım ve bunu da 1'e eşitleyelim. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine şu sabitlerin farkını yazıyorduk. Yani k eksi eksi 7. Karekökün içine x ile y'nin katsayılarının kareleri, 3'ün karesiyle 4'ün karesini yazıyorum. Burası bakın 16, 9 daha 25, 5 geldi. 5'i de burayla çarparsam 5 çıktı yine. Mutlak değer k artı 7, 5'e eşitmiş. Peki bu durumda ne yapıyorum? K artı 7 ya 5, k artı 7 ya da eksi 5 diyorum. K buradan eksi 2, k buradan eksi 12 geldi. K yerine eksi 2 yazarsak, eksi 2'li bir cevap bulacağız. 3x artı 4y eksi 2. Bu doğru cevaptır. 3x artı 4y eksi 2 eşittir doğru cevaptır. Eksi 12 yazarsam 3x artı 4y eksi 12. Bu da doğru cevaptır. Şıklarda hangisi varsa onu işaretliyorsunuz cevabı. Evet, şimdi burada da noktayı parametrik vermiş. Bizden de A noktalarının geometrik yerinin denklemini istiyor. Parametre demek değişken demek. K parametresi olarak noktayı vermiş. A noktasının geometrik yerinin denklemi nedir diye sorabilir. A noktalarının oluşturduğu denklemin doğrunun, A noktalarının oluşturduğu doğrunun kapalı denklemi nedir diye sorabilir. Ya da A noktalarının oluşturduğu doğrunun denklemi nedir diye de sorabilirdi. Olay çok basit dostlarım. Bu daha kolay. Noktadan denklem yazmak, parametrik bir noktadan denklem yazmak çok daha kolay. Bakın şurası noktanın apsisi, şurası ordinatı. Yani x dediğimiz şey k eksi 1, y dediğimiz şey 2k artı 1. Birinden k'yı çekip diğerinde yerine yazıyorsun, cevap direkt geliyor. Bak burada eksi 1'i bu tarafa atarsan x artı 1 eşittir k. Getir bu k'yı da y'de yerine yaz, olay bitsin. Y eşittir 2 çarpı k yerine x artı 1 yazıyorum, artı 1. Buradan da y eşittir 2x artı 2 artı 1. Yani y eşittir 2x artı 3'müş. Kapalı denklemi, geometrik yerlerinin denklemi ya da denklemi diyebiliriz dostlarım. Bakın yine parametrik denklem olarak vermiş x ve y'yi, apsisle ordinatı. Yani bunu az önceki gibi şöyle 3t eksi 1'e t artı 4 diye de noktasal olarak da gösterebilirdi kardeşlerim. Gelin biz hemen bu doğrunun denklemini, geometrik yerlerini yazalım şunların ya da kapalı denklemini yazalım, tamam mı dostum? Bak hepsini söylüyorum ki hepsinin aynı anlama geldiğini bil. Şimdi ne yapacağım? Şuradan t'yi yalnız bırakalım. 4'ü bu tarafa atarsam y eksi 4 olur t. Getirip şurada da yerine yazalım. Şimdi x eşittir 3 çarpı y eksi 4 eksi 1. X eşittir 3y eksi 12 eksi 1. X eşittir 3y eksi 13. İşte doğrumun kapalı denklemi bu. Yalnız denklemi istemiyor. Y eksenini kestiği noktayı istiyor. Nasıl buluyorduk? X'e 0 vererek. X eşit 0 için. Diyelim 0 verirsem 0 eşittir 3y eksi 13 olur. 13 eşittir 3y. 13 bölü 3 eşittir y. İşte doğru cevabı bulduk. Bakın noktalarının oluşturduğu, yine noktasal vermiş, parametrik denklem vermiş. İşimiz basit. Şurası x, şurası y. Yani x dediğim şey 3m eksi 4'müş. Y dediğim de m eksi 1. Hadi şuradan m'yi çekelim. Eksi 1'i bu tarafa atarsam y artı 1 eşittir m olur. Getirip bunu da şurada yerine yazıyorum. O halde x eşittir 3 çarpı m yerine y artı 1 yazdım. Bir de eksi 4 var. X eşittir 3y artı 3 eksi 4. Yani x eşittir 3y eksi 1 oldu kardeşlerim. Hadi gelin bunların hepsini de sol tarafa toplayalım. X eksi 3y
artı 1 eşittir 0. Doğru cevabım. X eksi 3y artı 1. İşte Adana'da mevcut. Evet, şimdi geldik başka bir başlığa. Eşitsizlik arkadaşlarım. Doğruların denklemini eşittir değil de eşitsizlik olarak verecek. İnanılmaz kolay şeyler öğreneceksiniz dostlar burada. Hiç merak etmeyin. Şimdi ilk öğrenmenizi istediğim bilgi, birinci bilgi şu. Eğer bir doğruyu düz çizgiyle çiziyorsa, bakın düz çizgiyle çizmiş doğrunun denklemini, bu durumda doğrunun denklemini eşitsizlik olarak yazarken ya büyük eşit ya da küçük eşit. Yani şu eşittir olacak arkadaşlarım. Eğer doğru denklemi kesik kesik çizgilerle çizilmişse eşitsizliğini yazarken ya büyük ya da küçüğü kullanacak dostlarım. Eşittir olmayacak yani. Peki şu kesik kesik çizgili doğrunun denklemini yazalım. Bak şöyleydi. X'i 1'de kesiyor. Y'yi de 1'de kesiyor. Eşittir 1. Yani X artı Y eksi 1 eşittir 0 normalde. Bunu sen yazarken ya buraya büyüktür ya da küçüktür koyacaksın dostum. Çünkü kesik kesik çizgilerle çizilmiş dostlar. O halde X artı Y eksi 1 dediğim, bak burada zaten X artı Y artı 1 var. Bunu direkt sil. Burada tamam eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. Tamam. Bak burada büyük eşittir kullanmış. Bunu da sil. Burada küçük eşittir kullanmış. Sil. Burada küçüktür, burada da büyüktür kullanmış. Tamam, bunlar uygun. Şimdi diğer doğrunun denklemine bakıyorum. Zaten ikisi de aynı. Demek ki doğru yazmış dostlarım. Ve düz çizgiyle çizmiş. Demek ki küçük eşit veya büyük eşit kullanacak. Evet, burada da küçük eşittir. Burada da küçük eşittir kullanmış. Tamam. Şimdi ya bu ya bu. Şimdi olayı da şu belli edecek değil mi dostlar? Şu belli edecek. Hangisi sağlıyorsa cevap odur diyeceğiz. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz dostlarım. Burada olduğunu, yani şu taralı bölgede olduğundan emin olduğunuz bir nokta seçin. Mesela bakın şu nokta. 2'ye 0 dediğim nokta tam da burada. Taralı bölgenin içinde. O halde eşitsizlik sistemini sağlamak zorundadır diyeceksiniz. Çünkü bölgenin içerisinde. Hemen şurada Edirne'de yazalım mesela. X yerine 2, Y yerine 0 yazalım. Bakalım oluyor mu? 2, 0, eksi 1. Ne oldu? 2 eksi 1'den 1 küçüktür 0 çıktı. Bakın sağlamadı. Direkt iptal bu da. Doğru cevap Denizli'dir dedim. Buna bakalım. Eşitsizlik sisteminin grafiği nedir diye soruyor dostlarım. Bir kere öncelikle ikisi de küçük eşit, küçük eşit ya da büyük eşit, eşittir var yani eşitsizlik sisteminde. İkisi de düz çizgiyle çizilecek. Yani şu bir kere direkt iptal arkadaşlarım. Buna hiç bakmaya gerek yok çünkü kesik kesik çizgiyle çizilmiş. Peki geçtik bunu. Şimdi şu bölgeden bir nokta seçelim. Bakın sıfıra sıfırı seçiyorum arkadaşlar. Aha burada sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır taralı bölgenin içinde ya, denklemleri sağlamak zorunda eşitsizlikleri. Hemen x yerine sıfır, y yerine sıfır yazın. Bakın ne geliyor buradan? Eksi 20 küçük eşit sıfır geliyor. Doğru. Şurada sıfır sıfır yazalım. Sıfır sıfır 10 küçüktür sıfır geliyor. Yanlış. Demek ki sıfıra sıfır sağlamayacak arkadaşlarım. Sıfıra sıfır taralı bölgenin içinde olmayacak. Bu iptal. E o zaman şu da iptal hocam. Bak sıfıra sıfır taralı bölgenin içinde. Doğru. Bunu da iptal ettim hemen. Peki şimdi bir de bunların grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlarım biz. Şöyle yapıyoruz değil mi? Birinci doğrunun grafiğini çizmek isteseydim. X'e sıfır verdiğimde hemen sıfır verin. 4y 20 olur, y 5 olur. Y'yi 5'te kesecekmiş. Tamam, ikisi de y'yi 5'te kesiyor zaten görüyorsun. Peki y'ye 0 verdiğimde ne olacak? Y eşittir 0 için diyelim. Y'ye 0 verdiğimde 5x eşittir 20, x'i 4'te kesecek. Demek ki x'i 4'te kesen bak bu. Demek ki doğru cevap bu. Çünkü bu x'i 2'de kesiyor. Bu bir kere iptal. Evet, doğru cevabı bulduk dostlarım.
Evet, yine aynısı arkadaşlarım. Bakın şuna bir bakalım hemen. Buradaki doğrulardan biri çok kolay. Bakın şu doğru yukarıdan aşağı x eksenine dikinen x'i 2'de kesen doğru. X eşittir 2 doğrusu var. Bunun sağ tarafını taramış. Gördünüz mü sağını? Demek ki 2'den büyük olan yerlerini taramış. O halde buradaki noktaların hepsi x'leri 2'den büyük olacak. X büyük 2 olmalı dostlarım. Bak bu küçük 2 diyor sil. Bu büyük 3 diyor zaten. Hani direkt sil. Küçük 2 diyor sil. Büyük 2, büyük 2. Tamam. 2 şıkka düşürdük şimdi. Şimdi yine buradan bir nokta seçelim dostlarım. Ha bir de şuna bakın direkt cevap geliyor zaten. Bakın şu diğer doğruyu düz çizmiş arkadaşlarım. Dikkat ettiniz mi? Düz. Düz çizdiyse küçük eşit ya da büyük eşit olacak. Bak burada eşittir yok. Görüyor musun dostum? O zaman bunu da sil. Al sana doğru cevap geldi. 35. soru yine eşitsizlik sistemi hangisidir diye soruyor. Bakın önce şunu gelelim. Y eşittir x diyor ya dostlarım. Y eşittir x'li denklemde kesik kesik çizgiyle çizdiği için küçük eşit, büyük eşit değil. Eşittir olmayacak yani. Ya küçük ya büyük olacak. Bak y eşittir x büyüktür. Küçüktür. Küçüktür. Tamam. Y eşittir x'ten eleyemedik. Diğer doğrunun denklemi düz çizgi olduğu için küçük eşit ya da büyük eşit olacak. Evet, ikinci doğru küçük eşit, büyük eşit, eşittir var, eşittir var, eşittir var. Buradan da eleyemedim. Üçüncü doğru dostlarım bakın y'lerde şurası y ekseni ya. Y ekseni demek x eşit sıfır doğrusu demektir dostum. Ve burada x'lerin sıfırdan büyük olduğu sağ tarafını taramış. Sıfırdan büyük olduğu yerler. Demek ki x büyük sıfır olacak kardeşim. Hatta bakın y eksenini düz çizgiyle çizdiği için büyük eşittir olacak kardeşler. X büyük eşittir sıfır. Bu tamam. Bu küçük eşit eledim. Büyük eşit tamam. Bak bu y sıfır diyor bir kere. Direkt iptal. Bu da büyük eşittir diyor. Bu da dursun. İki şık eleyebildik şimdi. Şimdi hemen ne yapacağız? Bir tane nerede olduğunu bildiğimiz bir nokta seçeceğiz. Aha şu mesela. Sıfıra iki noktası kardeşim. Kesinlikle şurada değil mi? Sıfıra iki sağlamak zorunda dostlar. Hemen deneyelim. Sıfıra ikiyi sağlatalım bakalım neler hangisi sağlıyor. X yerine 0, y yerine 2 yazacağım dostum. Doğru. 2 büyüktür 0. Şunu da yazalım. X yerine 0, y yerine 2 yazacağım. 2 küçüktür 0 çıktı. Bu gitti direkt. Bu da büyüktür dediği için bu da dursun. Şimdi diğer doğruyu sağlatalım. Şunu sağlatalım ikincisini. X'e 0, y'ye 2 verelim. 0, 4. 4 küçük eşit 6 sağladı. Şunu da yazalım. X'e 0, y'ye 2 verirsem 4 büyüktür 6 sağlamadı. Bu da gitti. Adana şıkkı doğru cevapmış. Evet. Yeni nesil sorulara geçeceğiz. Tabii bunu bir dahaki videomuzda geçeceğiz dostlarım. Burada durduk. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.